Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Bugün size 0-1 yaş arasındaki bebekleriniz için yapabileceğiniz bir yelek modeli anlatacağım. Birazdan ilmek ölçülerini vereceğim her ay grubuna göre. Bir yumakla yapabileceğiniz bir yelek, ister kendi bebeğinize, ister hediyelik olarak yapabilirsiniz. Yeleğin üzerinde gördüğünüz bu çiçek ve yaprağın anlatılışı da bir sonraki videoda olacak. Evet, şimdi size ölçüleri vereyim. Yapacağımız yelek altının katları şeklinde ilmek sayısına sahip olması gerekiyor. Hangi ay için kaç ilmek olacak ondan bahsedeyim size. Eğer yeni doğan için yapıyorsanız bebe ipi kullanıyoruz. Bir de 4 ya da 4,5 numara şiş kullanıyoruz. Yeni doğan için 48 tane ilmek yeterli olur. 3 aylık bebek içinse 3 ve biraz daha fazla 1-2 ay daha büyük bebek için 54 ilmek. 6 aydan sonrası için 60 ilmek. Yani 6 aydan sonrası dedim 6 ila 10 ay arası gibi. Gerçi tabii ki bebeklerin hepsinin kilosuna ve boyuna göre değişir ama benim verdiğim rakamlar ortalama rakamlar. Önü ve arkayı düz ördüğünüzde ya da önü ve arkayı ters ördüğünüzde ortaya çıkan görüntü bu şekilde haroşa görüntüsüdür. Şimdi haroşa görüntüsü kaç diş olmalı? Diş dediğimiz şu dalgalı bölümleri sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 gibi bu şekilde sayacağız. Eğer 3-6 ay arası için yapıyorsak sayımız 34-35 sıra diş yeterli. Sıra değil, 35 diş yani bir karışa yakın. Eğer 6 aydan büyük yapıyorsak bir karıştan 1-2 parmak daha fazla ve yaklaşık 40 diş kadar. Ama yeni doğan için yapıyorsak 30 diş ya da biraz daha az yeterli olacaktır. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra kol kısmına geçiyoruz. Kol kısmına geçtiğimizde buradaki bu ilk 3 tane ilmeği her zaman ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bir de ilk ilmekleri her zaman örmeden alın. 2 3 tane ters örgü yapıyoruz. Sonra 2 düz kenar olduğu için kenarlarda hep 3 tane ilmeği ters öreceğiz ki yanlarda haroşa görüntümüz olsun. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde bakın 5 tane ilmeğimiz kaldı. Şu şekilde olması lazım. Verdiğim ilmek sayılarına uygun ilmek attıysanız 2 düz ve kalan bu 3 taneyi ters öreceğiz. Başı ve sonu her zaman 3 ters örerek başlayacağız. 3 ters örerek bitireceğiz ki kol kenarı düzgün gitsin. Döndük arkaya. Tekrar yine örmeden aldık. Tersle başlıyoruz. Yani 3 ters dediğim ilkini hep örmeden aldığımız için bunu böyle 3 ters kabul ediyoruz. Ne görüyorsak o, bakın ters görüyoruz. 2 tane ters. Düz görüyoruz. 2 tane düz. Ters görüyoruz. 2 tane ters. Burada bakın şaşırmayın. 5 tane tersle başladık çünkü önde 2 düz, 3 ters olarak bitirmiştik. Arkada bunu 3 ters, sonra tekrar o öndeki 2 düzü arkada ters ördük. Bu arada 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bakın bu sıra sonlarında şaşırmayın diye gösteriyorum arka yüzde. Sıra sonlarında ve sıra başlarında. Şimdi burada 2 tane tersi ördüm. 2 tane düz, 2 ters 2 düz olarak devam ediyorum. 2 tane ters. Normalde 2 düz örmem gerekiyor. Ama ben şunu biliyorum ki son 3 ilmek kaldığında burada ne örmüş olursam olayım son 3 ilmeği ters örmem gerekiyor. 3 tane ters ilmekle bitiriyorum. Kenarların haroşa görünümünün sağlanabilmesi için. Ön yüze geçtiğinizde de ilkini örmeden alıyoruz. Sonraki 2 taneyi ters örüyoruz. Yani toplam 3 ilmek burada ters görüntüsü olmuş oluyor. İlmeği geriye attım.
2 düz, 2 ters. Arka yüzde az önce de gösterdiğim gibi 5 tersle başlıyoruz, 5 tersle bitiriyoruz. Ama ön yüzde 3 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, sonra da 2 düz, 3 tersle bitiriyoruz. Bunu şaşırmadığınız sürece model düzgün şekilde ilerler. Şimdi bu lastik görüntüsünü ne kadar sürdüreceğiz onu da biraz daha söyleyeceğim. Bakın böyle haraşo ördükten sonra 2 ters 2 düz örgümü yaptım. Burayı kaç santim ördüm? Yaklaşık 10-11 santim kadar ördüm. Bu da 30 sıraya tekabül ediyor. Yani modelin uzunluğuna göre, çocuğunuzun boyun uzunluğuna göre burayı ayarlayabilirsiniz. Sorun yok. Şimdi yakayı nasıl keseceğiz onu anlatacağım. Evet, şimdi yaka açmayı anlatacağım size. Eğer 54 ilmekle başladıysanız, burada 21 ilmekle geliyorsunuz buraya kadar, 21 ilmeği örüyorsunuz ve yakayı açıyorsunuz. Eğer 60 ilmekle başladıysanız buradaki sayı 24 ilmek oluyor. Sonra arayı açıyorsunuz. Eğer 48 tane ilmekle başladıysanız da 18 ilmek ördükten sonra yakayı açıyorsunuz. Şimdi yakayı nasıl açacağız? Buraya kadar ördük. Mesela 54 ilmekle başladıysak 21 ilmeğimizi ördük. Sonra buradaki, bakın, ilmekleri kesmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane ilmeği kestim. Şöyle ilmeğimi geriye alayım çünkü düzle devam ediyorum. Bu şekilde. Tekrar 2 ters 2 düz olarak sıra sonuna kadar örgümüze devam edeceğiz. 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz. Sonunu bakın burada 3 ters de gelmiş. Sıranın sonuna getirdim. Tekrar ön yüze döndüm. Ön yüz dediğim şu anda zaten ben arka taraftayım. Bundan sonra tüm çalışmayı, yani örgü işimi sadece yeleğimin bu kanadında yapıyorum. Bu dikişsiz bir yelek olacak. O yüzden şu kanatta yapacağım. Bakın şöyle şu kanatta yapacağım. Burada sabit kalacak. Bunların üzerinde hiç işlem yapmayacağım. Bir süre burayı bitirene kadar hiç işlem yapmayacağım. Hatta bunları böyle bir ip yardımıyla toplayıp kenara da alabilirim birazdan. Model uzadıkça çünkü sıkıntı çıkarır. Bunları böyle bir kenara toplayacağım bir ip yardımıyla. Buradan böyle ön tarafı örmeye devam edeceğim ve ilik açacağım. İlik açmak nasıl olur onu göstereceğim size. Tekrar bakın. Buraya kadar ördüm ve buradan dönüyorum. İki ters, iki düz şeklinde burayı böyle uzatacağım aşağıya doğru. Haraşo kısma geçince de ilikleri açacağız düğme için. Bakın şimdi burayı böyle uzatarak ördüm. Burası sabit kaldı az önce bahsettiğim gibi. Ölçümü yapıyorum. Şuradan itibaren. Burada biraz omuz payı bırakın. Bir parmak kadar. Şurada bir parmak kadar omuz payını bırakıyoruz. Ve aşağıda bitiriyoruz. Aynı hizada bitirdik. Bundan sonra tekrar haraşoya geçeceğim ama haraşoya geçerken artırma yapmamız lazım. Çünkü burada bir eksiltme yapmış olduk. 6 tane bu taraftan, 6 tane de bu taraftan. Dolayısıyla tekrar buradaki şişimi alıyorum. Burada bir artırmaya gitmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Artık haraşo devam edeceğimiz için. 2, 3 tane ördüm. Bakın bir taneyi şuradan şöyle alttaki bölümden çıkarıyorum. Ve örüyorum. Bir artırma yaptım. Tekrar bunu örüyorum. 1, 2, 3. Yine buradan şöyle çıkarıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum.
1, 2, 3. Tekrar yine buradan çıkarıyorum. 3. artırmamı yapmıştım sanırım. Bu 4. Her 3 tane de 1 ya da 2 tane de 1. Bir kere 2 tane de 1, bir kere 3 tane de 1. 1 tane ilmek artırarak sıra sonuna kadar ilerliyorsunuz. Toplam 6 tane ilmeği artırmış olmanız gerekiyor. Şimdi 2-3 sırada bir artırmalarımızı yaptık. Buradaki eksikliği tamamladık. Aşağıya doğru haroşa devam edeceğiz ama burada ilik açmamız gerekiyor düğmelerimiz için. Ben birkaç sıra haroşa gidip geldim. Hiç artırma yapmadan sonra da ilk sefer biliyorsunuz 3 tane ördüm, 1 artırdım. 3 ördüm, 1 artırdım. Şimdi iliğimizi nasıl açacağız onu göstereceğim. Burada sağ taraftayım. Bunda hiç ben ipe, yani burada bir ip de takabilirdim buraya. Ben böyle çalışmak istedim. Onu da söyleyeyim. Haroşa olarak devam ediyorum. İliğimi şu şekilde açacağım. 4 ya da 6 tane haroşa öreceksiniz. Ben 4 tane öreceğim. 4 tane ördüm. Burada 4 tane haroşam var. İlik açmak için tekrar terse dönüyorum. Arka yüzü de 4 tane örüyorum. Bir kere daha dönüyorum. Yani bu 3. sıram, şuradaki tarafı örmeden bu 3. sıram. 3. sırayı da yine 4 tane olarak haroşa örüyorum. Bakın burada ilik için gerekli uzunluğu sağladık. Şimdi bundan sonra şöyle yapacağız. Bu 4 taneyi ayıracağız. Bunların üzerinde hiç çalışmayacağız. Burayı sabit bırakacağız. Örmeden tutacağız. Gidiyoruz. İleriye doğru komple haroşa sıra sonuna kadar haroşa örerek gidiyoruz. Böyle sıra sonuna kadar. Bakın şimdi burada 4 tane kaldı. Bunları hiç ellemiyoruz. Çünkü 1 sıra gittik, 2 sıra gittik. 3'e tamamlamamız lazım. Burada 3 sıra örmüştük. Tekrar bu 4 taneye, son 4 taneye hiç dokunmadan, ilk ilmekleri de örmeden 3. sıramızı sonuna kadar gidiyoruz. Şimdi bakın artık bundan sonra buradaki iliğimizi açmış olacağız. Bu sırayı komple baştan sona kadar örüyorum. Komple sırayı ördükten sonra göreceksiniz ki bakın burada, burada bir tane düğme deliği açılmış oluyor. Bundan kaç tane yapacaksınız? Ben böyle bir tane başa yapacağım. Sonra 2 şuraya, 3 de sonuna doğru bir tane açacağım. Yani işte hesaplarsınız bunu. Herkesin ördüğü farklı oluyor. Şu kadar santim falan demiyorum. Bir tanesini şuraya açın. Bir tanesini de şuraya bitmeden 2-3 sıra kalaya kadar açabilirsiniz. Aynı metotla 3 tane ilik açacağım. Ve böyle devam edip sağ tarafı tamamlamış olacağım. Evet, şimdi bakın ben böyle aynı ölçüde 2 haroşa örgüyü ördüm. Burada kestim. 2 tane ya da 3 tane buradan delik açabilirsiniz. İlik deliği açabilirsiniz. Şimdi burada kalan diğer sol tarafım vardı. Onu ne yapacağız? Kestiğimiz ipi şöyle bakın tığ yardımıyla buradan ya da elinizle de yapabilirsiniz. Geçirdiniz. Şuradan sıkıca 1-2 tane düğüm atıyorsunuz. Sonra bu tarafı 1, 2, aynı metotla 2 düz 2 ters şeklinde örüyorsunuz. Burada ilmeğim kaçtı. Bir saniye. Böyle 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters şeklinde örüyoruz. Yani burada hangi yolu izlediysek aşağı inene kadar, burada da aynı yolu izliyoruz. Sadece burada ilik açmayacağız. Düğmeleri diktiğimiz taraf olduğu için. Bunu böyle bu şekilde aşağıya doğru belli bir ölçüde 2 düz 2 ters örerek buradaki ölçünün aynısı olacak şekilde
Burada da bakın şöyle şuradan da biraz pay bırakıyoruz, omuz payı. Aşağıya indiriyoruz. Aynı ölçüde ördükten sonra aşağıya indiriyoruz. Her iki tarafı da ördüm. Aşağıya doğru indirdim. Şimdi buraya düğmelerini ben taktım. Yanları dikeceğiz. Tersten dikiyoruz. Şöyle çevirelim. Şuralardan. Şuradan başlıyoruz. Lastikli bölgeye kadar dikeceğiz. Her iki tarafı da bu şekilde lastikli bölgeye kadar dikip kolu oluşturuyoruz. Evet, yeleğimiz bitti. Şu üzerinde gördüğünüz çiçek ve yaprağın yapılışı da bir sonraki videoda olacak. Hepinize kolay gelsin.